Evet sevgili dostlar 7 Şubat 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Fener'in maçı var. Gaziantep FK yani Galatasaray A2. Fenerbahçe müsabakası var. Sevgili arkadaşlar bugün Türkiye Kupası'nda. E, skor tahmininiz var mı? İçinizde doğan hissi bir şey var mı? Varsa buyurun yorumlara. Yoksa da bugünü iyice takip edin arkadaşlar. Fenerbahçe Başkan Adayı Saadettin Saran, Fenerbahçe'nin mali yapısını incelemek üzere bir ekip kurmuş. Ve kısa süre içerisinde kulübe gelecek ve tüm defterleri inceleyecekler. Ardından mali bir rapor yazıp Saadettin Saray'a sunacaklar diyor Yağız Sabuncuoğlu. <laughs> Şimdi aynı Yağız Sabuncuoğlu'nun bir haberi daha var. Özel haber olarak belirtmiş. Takımdan ayrılan Miguel Crespo ve Umut Nair ile birlikte Serdar Aziz UEFA Konferans Ligi kadrosundan çıkarılmış. Ve yerlerini arkadaşlar Mert Müldür'de grup Maçlarında olduğu gibi kadronun dışında kalmış yerlerine eklenen isimleri de söyleyeyim arkadaşlar. Bonucci, Kurnic ve Çağlar Söğüncü. Arkadaşlar normalde Bonucci, Kurnic doğru ee, ve Mert Müldür eklenecekti. Ancak e, Çağlar Söğüncü eklendi. Bunun sebebini anlatayım arkadaşlar. Mert Müldür Avrupa'da yetiştiği için bir home away diye bir şeyleri varmış yani ev deplasman diye. Avrupa'da yetiştiği için UEFA kuralından dolayı listeye yazılamıyormuş. Yani belli sayıda Türkiye'de yetişmiş oyuncu yazman gerekiyormuş. Hatta Galatasaray'da Berkan Kütlü ile Halil Devrişoğlu'nu bu kural yüzünden yazamamış. Ek bir bilgi olarak da bu da burada dursun arkadaşlar. Fenerbahçe'de 4 eksik. İster 4 eksik olsun ister 14 eksik olsun fark etmez. Fenerbahçe yapacağını bilir. Sahaya çıkar. Yüreğini ortaya koyar galibi, galibiyetini alır. Galip gelip döner. Yani galip gelip gelir. Şu şekilde bir kamp kadrosu var. Önce ben bir şey yapayım. Zira Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 4 futbolcu bu maçın kadrosunda yer almadı diyor. Şimdi Rodrigo Becao sakatlığını %100 atlatmadı. Malum Fred %100 atlatmadı. Maç kadrosunda yoklar. Takımdan ayrılması beklenen transfer görüşmelerini hala sürdüren Lincoln Henrik'e kafileye dahil edilmedi. O sayı de biliyorsunuz Afrika Kupası'nda. Arkadaşlar o sayının dönüşü gelecek hafta Çarşamba günü olacakmış. Hocam iyi de elenirlerse elenirlerse üçüncülük dördüncülük maçı. Yine Çarşamba günü. O yüzden inşallah o sayının takımı şampiyon olur da şampiyon apoleti ile gelir. <laughs> Bize de yazın bol kazançlar olur. Şimdi şu şekilde bir kadromuz var. Arkadaşlar bana soracak olursanız Mustafa hocam sen kadro çıkart. İlk 11'i sen belirle derseniz ben bir belirleyeyim. Mesela ilk 11'i ben belirleyeyim. Kalede İrfancan Eğribayat 1. Mert Müldür Sabek'te 2. Ee, Serdar Aziz Bonucci 4. Sol bekte Osterbol'de Osterwold'e 5. Şimdi size komik gelecek. Dalga geçeceksiniz biliyorum. Ama canınız sağ olsun. Kurun iç ön libero. Mert Hakan yandaşı 8'e koyarım. Orta sahaya. Ya da Kurun iç Mert Hakan Zayt's yaparım. Şimanski'yi dinlendiririm. Kıza çekerim. Rakibi yorarım. ikinci yarı hamle oyuncusu olarak oynatırım. Size tuhaf geleceğinden eminim ama olsun. Önemli değil sizin tuhaf gelmeniz. Sağ kanatta kesinlikle İrfancan Can Kahveci. Sol kanatta Joshua King. Forvet'te de Batshua ile başlarım. E, kent'i de oraya kadar götürürüm. Orada unutur gelirim. Yazarlardan Fenerbahçe yorumları. Trendyol Bergin 24. haftası geride kalırken Hürriyet yazarları. Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Mehmet Arslan ve Uğur Meleke. Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuşlar. Geçiyorum hemen. Şimdi Fırat Aydınos bu saatten sonra önemi yok diyor. Neyin önemi yok? Fenerbahçe bu sezon sadece ikinci kez rakibinden daha az topla oynayarak kazanmış. İsmail Kartal Cengiz'le gitti galibiyete. Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz diye. Fırat Aydınos diyor ki hani bu saatten sonra önemi yok. Topa az sahip olmuş, çok sahip olmuş önemi yok. 3 puan önemli diyor. Haklı. Cengiz gibi futbolcu varsa da maçın her anda faydalanacaksın. Yani bunu da ağlayacak, zırlayacak bir şey yok. Doğru söylüyor. Güntekin onay bireysel becerisine Cengiz'in skor bulduğu 90 dakika oldu. Bundan önceki maçlarda Fenerbahçe'nin yaratıcılığı, temposu, kalitesinden bahsediyorduk. Şampiyonluk yarışında kalite vazgeçilmezdir ama yüksek mücadele gücü diyor. Ben Fırat Aydınus'un cümlesini daha mantıklı buluyorum. Zafere gidilen yolda temiz olan her şey mübahtır. Cengiz'in var. Ya geri kalan bütün maçlarda Cengiz uzaktan bir tane şut çeksin. 1-0 öne geçelim öbürleri devamını getirsin. Fark etmez. Helalinden temiz kazanıyorsun. Mehmet Arslan diyor ki Fenerbahçe hızını kesti ama kalitesine yenildi diyor. Yani kalite farkına yenildi diyor. Cengiz öyle bir gol attı ki belki de sezonun en değerli golü diyor. E, Uğur Meleke, Sergen Hoca'ya da canı tebrik etmek lazım. Farklı takımlarda, farklı oyuncularla, farklı stratejilerle hep çok iyi işler başardı. Fenerbahçe'de özellikle ilk devrede çok zorlanırlar ama Sarı Lacivertler Cengiz Ünder, Tadiç, Ceko Şimaskı gibi tek başına müsabaka kaderi değiştirebilen oyuncuları var. Onlardan biri Cengiz sahneye çıktı ve kaderi değiştirdi diyor. Ee, arkadaşlar ben bir gerçeği paylaşmak zorundayım. Özür dileyerek bu gerçeği paylaşacağım. Hakkınızı helal edin. Bir Fenerbahçeli olarak %100 doğru bilgiyi paylaşacağım arkadaşlar. Öncelikle özür diliyorum herkesten. Galatasaraylıların araştırmasına göre %100 doğru bilgi bu. Güvenirliğine hani çok güvenilir bir araştırma bu. Bilginiz olsun. Şimdi sevgili arkadaşlar Süper Lig'de şu an puan durumu bu şekilde biliyorsunuz. Ve arkadaşların güvenilirliği %100 olan araştırmasını maalesef üzülerek okumak zorundayım. Hakkınızı helal edin. Çünkü mecburum arkadaşlar bunu okumaya. 24. haftası geride kalan ligde 24. haftası geride kalan ligde yani 24 maç üzerinden konuşuyorum. Geride kalan bütün maçlar yapay zeka sistemine göre düzenlenmiş. Hani hak yemeler, yememeler falan bir araya gelince maçlar sadece sahada oynansaymış Galatasaray şu anda 96 puanla liderken Fenerbahçe 63 puanla ikinci sırada yer alacakmış arkadaşlar. Eğer herhangi bir hak yeme olmasaymış Hani %100 bilgi de sizinle paylaşmak istedim. E i̇nşallah beni takipten çıkmazsınız bu gerçeği söyledim diye. Çıkarsanız da canınız sağ olsun. Yanlış anlamadınız. Doğru anladınız. 24 maç itibariyle arkadaşlar. Ulan 4'er puan mı maçlar? Diyeceğinizi tahmin ediyorum. Yani Galatasaraylı arkadaşların yeminler kastemler ederek paylaştıkları tabloya göre Hakkaniyetli bir lig olsaymış Fenerbahçe 63 puanla ikinciyken Galatasaray 96 puanla lider olacakmış arkadaşlar. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yerine galibiyet olacakmış. Fenerbahçe'ye <laughs> şimdi Juninho önerisi. Saldanha'dan iyiyim. Azerbaycanlı futbolcu yorumcuları Fenerbahçe'yi Matias Saldanha yerine Karabağ'dan Juninho'yu alması konusunda öneride bulunmuş. Juninho Karabağ'dan bakalım Karabağ'ın ne kadarı kara. Araba Juninho. Allah Allah. Yeni transfer. 1 milyon euro piyasa değeri var. 27 yaşında Brezilyalı. Brezilyalı ise bizde tutar. Ya Fenerbahçeli, yani Fenerbahçe'de oynuyorsa Brezilyalı tutar. Galatasaray'da oynuyorsa saat satar. Genelde öyle oluyor. Kanatlarda da oynayabiliyormuş. Bu sezon ne yapmış? 34 maça çıkmış. 19 gol. 4 asist. 2108 dakika. Ha, Mustafa Hoca sever böyle şeyleri. 2070 dakika olsaydı hemen 23 maç derdi. 23 maç artı 38 dakika uzatmada 19 gol, 4 asist yapmış. Avrupa Ligi'nde 6 maçta 2 gol, Avrupa Ligi elemesinde 4 maçta 1 gol, Şampiyonlar Ligi elemesinde 1 maçta 20 dakika oynamış sadece. Yani böyle bir öneride bulunmuş Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Hani Saldan Hayal alacağına demişler. Bunu al. Sezon başında Chavez'den geldi. 20 maçta 14 gol, 2 asistten oynadı diyor. Ee, çok etkili bir oyuncu diyor. Azerbaycan'dayken sürekli yemeklerden, ortamlardan, hayattan şikayetçi olduğu hatırlatıyormuş. Ortamdan ne? Azerbaycan'dayken sürekli yemeklerden, ortamlardan, hayattan şikayetçiymiş. Ülkeye çok çabuk uyum sağlamış. Bunu Fenerbahçe için olumlu bir örnek olduğundan bahsetmişler. Allah Saldan hayı bir alıcı gözünü izleyin bakalım arkadaşlar. Nereye gidecek bu çocuğun akıbeti? Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Yani onu da söyleyeyim. Bu arada Fred, Fenerbahçe'de Fred koşulara başladı. İdman fotoğraflarında da görebilirsiniz arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'ye orta saha müjdesi geldi aslında. Ama bir müjde daha var. Fenerbahçe'ye Sambacı orta saha ilk teklif yapıldı. Yanlış duymadınız. Sambacı orta saha. Sambacı. Orta saha arayan Fenerbahçe. Sağ Paolo da forma giyen 22 yaşındaki orta saha Pablo Maia'yı gündemine aldı. Pablo Maia. Çikolata Pablo aymış, Çikolataymış arkadaşımız. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu haberi yapan arkadaş transfer markta girmiş mi? Hani ben girdim. 22 yaş. Sık sıkıntı yok. 10 Ocak 2002 doğumlu. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok burada. Ön libero 1.78. Hiç sıkıntı yok. Transfer market değerinde 11 milyon euro yazıyor. 11 milyon euro. Yazabilir. Fenerbahçe'ye sen 5 milyon euro'ları mı layık görüyorsun? 1 milyon euro'ları. Çöpçüsün sen. Çöpçüsün. Çöpçü al. Hayır şunu demek istiyorum. Brezilya liginde 22 yaşında 11 milyon euro. Hani yaptırırlar sana avucunu yalattırırlar. O yüzden söylüyorum. Yani bunu büyükler kapat. O yüzden söylüyorum. Islana istediği için yüksek bonservis talebi varmış. Hareketli bir takımmış Fenerbahçe. Gündemini almış. İlk teklif yapılmış. Menajerin aracına ilk teklifini sunmuş. Yüksek bir bonservis beklentisi içindeymiş. Fenerbahçe bunu karşılamaya hazır gibi gözüküyor demiş. Yani yalan söyledik ama demiş ama belli etmeyelim. iyice söyleyelim. Demişler. Brezilya ekibi de şu ana kadar 123 maça çıkmış. 7 gol 3 asist. 1 Ocak 2022'de A takıma yükseldi. 2 yılda takımın vazgeçilmezlerinden oldu. Piyasa değeri 11 milyon euro diyor. Geçiniz arkadaşlar. Ha şunu söyleyeyim. Bu arkadaşa benzer bir arkadaş takip ediliyor. Doğruya doğru. Ya doğru. Ama bu arkadaş değil. Bak size maç günü müjdesini de vermiş oldum. Bu arkadaş değil. Ama bu arkadaşa benzer belki de Avrupa'da yer alan Güney Amerikalı bir arkadaş takip ediliyor. Bak bizim scout ekibimiz var. Bizim scout analiz ekibimiz de var. Scout ekibi kime bağlı? Mario Branco'ya bağlı. Arkadaşlar biz çok fazla futbolcu gözlemliyoruz. Bilginiz olsun çok çok fazla gözlemliyoruz. Şimdi bizim elimize var ya şöyle sıcak toplu güzel bir para geçse. 4 tane Şimanski, İki tane Ferdi. Belki iki tane de Fred alacağız yazın. Bak şu an size şunun garantisini vereyim. Ben Arbaç'a inşallah şampiyon olacak. Şampiyonlar Ligi'ne. Arkadaşlar kuracağımız kadroda buna benzer bir kadro olacak. Merak etmeyin. Buna benzer bir kadro. Hocam asıl o zaman merak ediyorum. Bu kadro Şampiyonlar Ligi'nde. Ya geçir onu. Takım ahengi başka. Takım uyumu başka. Bak sen Şampiyonlar Ligi hayali mi kuruyorsun? Kurabilirsin. Sıkıntı değil sen defolardan, eksiklerden arınmış kütür kütür bir takım kurmak zorundasın. Yani 11 tane Fred'imiz olsa şampiyonlar ligi şampiyon olabilir miyiz? Hocam o kadar da değil de yani bir şeyler yaparız. O zaman 11 tane Fred kurmaya çalışalım. Mesela 6 tane Ferdi, 5 tane Fred'in olsa. Gençlik, yaş bazında söylüyorum. Yine kalite bazında söylüyorum. Transfer marketleri 5 tane 20 milyon euroluk oyuncum var. 6 tane de Ferdi ayarında 20 milyon euroluk oyuncum var. 11, 220 milyon euroluk sadece ilk 11 kadro değerim var. Yedeklerle birlikte 350'yi falan buluyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde ideal değil mi? İdeal. Arkadaşlar merak etmeyin çok iyi bir çalışma var Fenerbahçe'de. Ha şunu da söyleyeyim bak şu ana kadar kimin adını konuştuk? Mesela Mert Müldür'ün adını konuştuk. Fena bir isim mi? Bonucci yaşlı tamam kabul. Kurnic yaşlı kabul. Çağlar Söyüncü fena bir isim mi? Cengiz Ünder fena bir isim mi? Şimanski fena bir isim mi arkadaşlar? Bunları bir süzgeçten bir geçirin. Ya bak biz e, mesela Bekao uzun süredir sakat. Değil mi? Uzun süredir sakat. Kabul. Yani kabul ediyorum. Mesela Lincoln dedi ki o Samuel. Bak Fenerbahçe'nin kadrosunu biz hafife alıyoruz. Ne zaman hafife alıyoruz? Yani rakiple ilgili bir şey çıksa o zaman ciddiye almaya başlarsınız. Fatih Karagümrük forması giyen Can Keleş. Çok uzattım. Uzatmadan hemen bitireyim. Artık transfer sezonu da e, hemen hemen bittiği için videoları biraz daha kısaltacağım. Yoksa izlemezsiniz ben biliyorum. Can Kireç açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki hani Fenerbahçe'ye karşı attığı golün ardından bir sevinçte bulunmuştu. Serdar Dursun'la Fenerbahçe maçından önce konuştum diyor. Müsabakadan önce taraftarların çok güçlü olduğunu söyledi. Fenerbahçe çok büyük bir camia tabii ki. İlla, illa hani ilk 15-20 dakika çok önemli dedi. Eğer o dakikalarda bir gol yemezsek ve biz gol atarsak taraftar takımı daha fazla baskı altına alır demiş. Maçtaki ilk golü biz attık. Hatta ben attım o golü diyor. Hani golden sonra sevincim biraz değişikti ama o maçta çok fazla duygu vardı. Fenerbahçe maçında kötü bir şeyler düşünerek o gol sevincini yapmadım. Camiha'ya karşı bir hareket değildi. Gol attığım için çok mutlu oldum. Genç bir futbolcum. Bazen bu tür şeyler olabiliyor. Maçtan önce gol atarsam böyle bir sevinç yapacağım diye düşünmedim. O anda kendiliğinden spontan gerçekleşti diyor. Golü attığım için mutluydum. Ama keşke o gün Kadıköy'de maçı kazansaydık diyor. En azından bir puan alsaydık güzel olurdu falan diyor. Süper Lig'de en beğendiği isimleri açıklamış. En beğendiğim futbolcu Fenerbahçeli Fred. Çok iyi bir futbolcu. Orta sahada takımı çok iyi yönlendiriyor. Tad içi beğeniyorum. Bunlar zaten lider oyuncular demiş. Mesajı aldınız herhalde. Yani herhalde mesajı almışsınız. Bu arada Serdar Dursun'la ilgili hala ve hala bir şey yok ama Tiago Çukur biraz beğenilmedi arkadaşlar. Ya ve Tiago Çukur gidecek gibi duruyor. Hani ben normalde Tiago Çukur'la devam edilmesi Serdar Dursun'un alınmaması taraftarıyım. Ama Tiago Çukur gidecek gibi Serdar Dursun da alınabilir. Can Keleş hani kiralık Avusturya Viyen'den 23 maça çıkmış. 3 gol 3 asist 1564 dakika. Hani standart uzamayan kısalmayan Anadolu takım oyuncularından. Bu arada ben videoyu çektiğimde arkadaşlar 69.100 olmak üzereyiz. Ama buraya yansımıyor. Neyse siz kanala abone olur, yansıtırsınız. Yapabilirsek maç canlı yayında çünkü bir yere misafir olacağım. Yapamazsak devre arası ve maç sonu yayınlarında görüşürüz arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Kanala her türlü desteğiniz için görüşmek üzere.